Minecraft'ta chat komutlarından kimin sorumlu olduğunu biliyor muydunuz? Sen misin yoksa aslında görmediğin birisi mi? Minecraft komutlarının sırrının hikayesine hoş geldin. Evet, yine oyuna başladık. Baştan başlamak çok zevkli cidden. Neyse, zaman kaybetmeden odun toplamaya başlayayım hemen. Tam odun toplamaya başlayacakken fark ettim ki bunu daha önce milyon kere yapmıştım ve tekrar yaparak boşa zaman harcamak istemiyordum. Oyuna baştan başlamak güzel tabii ama odun toplamak pek değil açıkçası. Komutlardan kendime biraz odun vereyim de direkt madene ineyim bari. Chat'i açtım ve give komutuyla kendime odun verdim. Aha, tamamdır. Mesai başlıyor galiba. Ve işte bu benim. Bu oyuncunun komutlarından sorumlu kişi. Chat'e hangi komutu yazarsa onu gerçekleştirmekten ben sorumluyum. Tamamdır. Şimdi 64 tane odun bloğu istiyor anlaşılan. Al bakalım şöyle. Kolaydı bayağı ya. Oh be, süper. Şimdi direkt madene inebilirim. Basit aletleri yaptıktan sonra oyuncu bir mağara buldu ve maden kazmaya başladı. Her şey çok iyi gidiyordu ta ki birkaç zombi ona saldırana kadar. Ya abi, bu kadar zombi nereden geliyor ya? Zorluk seviyesi zora ayarlı galiba. Şimdilik barışçıl moda alayım bari, böyle çok zor oldu oyun. Peki tamam, şimdi zorluğu değiştiriyorsun öyle mi? Çok da sert boyunca değilsin anlaşılan. Neyse, şu zombilerden kurtulayım hemen bari. Zombileri teker teker elime aldım ve hepsini ölene kadar lav gölüne fırlattım. Oh be, sonunda huzurla maden kazabilirim artık. Oyuncunun mağarada işi bittiğinde dışarı çıktı ama sonra fark etti ki içeride çok fazla zaman harcamıştı. Ya hayır, gece olmuş bile. Daha ev bile yapmadım ki ya. Zamanı öğlene ayarlayayım bari de daha çok zaman lazım. Şimdi zamanı mı değiştiriyorsun? Peki galiba onu da şöyle yapabilirim. Gittim ve hemen ayı kırdım. Sonra da güneşi gökyüzünün en tepesine yerleştirdim ki tekrar öğlen vakti olsun. Ciddi ciddi doğa kanunlarını çiğniyoruz ama işin bu sonuçta. Zorluk derecesini de tekrar normale döndürdükten sonra oyuncu bir süreliğine hiç komut kullanmadı ve normal bir şekilde oynamaya devam etti. Bir köy bulduktan sonra kendine bir de mob farmı yapmaya karar verdi. Tamamdır, mob farmı bitirdim galiba ama hala test etmem lazım. Birkaç zombi doğrayayım da çalışıyor mu deneyeyim bari. Zombi siparişiniz hemen geliyor. Hemen birkaç tane zombi yumurtası aldım ve mob farmın içinde birkaç zombi doğurdum. Oyuncu mob farmı beğenmişe benziyordu ama bir şey hariç. Tamam, mob farm çalışıyor ama yaratık sayısı çok az gibi geldi. Zorluğu zora ayarlamam lazım. Peki, sanırım bir süreliğine burada zombi doğurmam gerekecek. Al bakalım. Evet, işte şimdi çalışıyor. Mob farmı kurduktan sonra rastgele yağmur yağmaya başladı ve bu oyuncunun pek hoşuna gitmedi. Ya durduk yere yağmur yağınca sinir oluyorum cidden ya. Kapatayım şunu hemen. Ya bunu yapması biraz uzun sürecek ama neyse, yapacağız artık. Gökyüzüne doğru uçtum ve bulutların altındaki su kaynaklarını kurutarak yağmuru durdurdum. Bu bloklar aslında oyunculara göre görünmez, yani yağmurun böyle yağdığını bilmiyorlar bile. Evet, oh be, şimdi çok daha iyi oldu. Tam oyuncunun oyundan sıkılıp çıkacağını düşündüğüm sırada oyunu arkadaşını da davet etmeye karar verdi. Aha, sonunda geldi. Hemen seni kendime ışınlayayım şöyle. Arkadaşının yanına gittim, onu omuzlarıma aldım ve tekrar oyuncunun evine geri gittim. Bir süre komut kullanmadan oyunu normal oynadılar ama sonra tartışmaya başladılar ve komut spamladılar. Şu noktada artık ikimiz de bu oyuncularla baş etmekte zorlanıyorduk. O yüzden biraz mola vermeye karar verdik ve oyundan çıktık. Abi yeter, bu ne? Görürsün sen şimdi. Bir dakika, ne? Yetkin mi yok? Niye Kama ya? Bruh.